Şekil, ben de geleyim. Tek başına gitmeni istemiyorum. Yok Murat, önemli değil. Ben giderim. Bak Ayşegül, sen bir durumdayken canın seni üzmesini istemiyorum. Murat, bu durumda beni en son üzecek insan Can. Benim derdim bana yetiyor. Peki bekleyeyim mi seni? Bekleme ya, gerek yok. Zaten hayatını çorba ettim. Ben ararım çıkınca, olur mu? Ayşegül. Nasılsın? İyi diyelim. Sen? İyiyim ben de. Güzel. Girelim mi? Öncelikle başınız sağ olsun. Çok talihsiz bir kaza. Gencecik insanlardı. Avukat bey, geçelim bunları. Benim ciğerim zaten fazlasıyla yandı, kül oldu. Neden buraya çağırdınız? Onu dinleyelim. Buyurun. Bu nedir? Ece ve Efe Şengül'ün sigorta poliçeleri. Kazadan kısa bir süre önce hayat sigortası yaptırmışlar ve lehtar olarak da sizleri göstermişler. Nehtar? O ne demek? O şu demek, herhangi biri vefat durumunda belirtilen maddi hakların ödeneceği kişi sizlersiniz. Avukat bey, ben sigortadan zinhar para istemiyorum. Efe ve Ece adına bağışlayın. Ayrıca söylediklerinize bu kadarsa daha fazlasını da dinlemek istemiyorum. İyi günler. Ayşegül Hanım, bitmedi. Ayşegül. Buyurun. Bu ne peki? Vasiyet. Hayat sigortası yapılırken yazılmış. Anne ve babayı kaybettik biliyorsunuz ama bebek hayatta. Ve bu vasiyete göre Efe ve Ece Şengün bebeklerinin vasisi olarak sizleri göstermiş. Ne? Sizleri mi? Bir dakika, bir dakika. Biz. O ve ben. İkimiz yani, öyle mi? Sizleri. Anlamadım ya. Bir dakika, bir dakika. Bebeğin nesi, nesi? Ne vasi, vasi? O ne? Ayşegül, vasisi diyor işte. Bunun neyini anlamıyorsun? Yok, yok canım. Bir yanlışlık var. Bir kere biz bununla boşandık. Ayrıca Ece niye benim bununla bir araya getirmek istesin? Evraklar karışmıştır, bir şey olmuştur. Bir kere Ece bunu niye vasi yapsın? Ayşegül yeter. Bu diye bahsetmezsen sevinirim artık. Ece Hanım sizi Efe Bey ise Can Bey'i vasi olarak göstermiş. Ulan Efe. Rahmet istedi yani. Öyle mi? Peki avukat bey, biz bundan sonra ne yapabiliriz? Bu durumda üç seçeneğiniz var. Ya bebeği yetiştirme yurduna vereceksiniz, ya kan bağı olan bir akrabasına vereceksiniz, ya da kanuni vasileri olarak sizler bakacaksınız. Yok yok, yani ben bunu yapamam, anladınız mı? Yapamam, ben bebeğe bakamam. Hele bununla hiç yapamam ben. Ayşegül, oturur musun? Avukat bey, çok teşekkürler, görüşmek üzere tekrar. Ayşegül! Ya Ayşegül, bir durup durur musun? Nereye gidiyorsun? Ayşegül! Bırak Can! Ya bir sakin ol. Bırak! Ayşegül, sakin ol. Bırak diyorum işte, anladın mı? Bilmiyorum, bırak! Bırak! Ayşegül, şimdi sakin olman lazım, anlıyor musun? Seni çok iyi anlıyorum çünkü ben de en az senin kadar kötüyüm. Ama oturup konuşmamız lazım, anlıyor musun? Birbirimize destek olmamız lazım. Ya ne konuşacağız ya Can? Sana benden hayır yok, tamam mı? Bana benden hayır yok. Benden bir bebeğe nasıl hayır olabilir ya? Bırak! Ayşegül! Kendini topla şimdi. Ortada bir bebek var, anlıyor musun beni? Ortada bir bebek var! Ya ben şu anda bu çocuk falan bakamam, anladın mı? İmkansız! Bırak beni! Ya nereye gidiyorsun?
Ayşegül! Bana bir şey olursa Allah korusun diyelim ki oldu. Sen bakarsın değil mi? Sen teyzelik yaparsın çocuğum. Herhalde salak. Teyzesiyim ben onun. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ben kim? Çocuk bakmam kim? 1.50'lik boyunda ben zaten bir çocuğum. Ne çocuk bakması ya? Benden nasıl anne olur hiç düşündün mü? Çile, çile, çile. Çile Ayşegül, çile. Poğaça istedin ya, ellerime bak ya, hamurlu ne? Bana ne? Şimdi canım çok istiyor. Kek yap bana ya, hadi. Hay Allah'ım, bu çocuğun gırtlağı bana niye çekti ya, niye? Öf, yürü. Başlayacağım şimdi ben, bacaksız. Sabahtan beri üçte çamaşır, yeter ya. Anne. Ay, ne var çocuğum, ne? Şey, öğretmen, annen okula gelsin dedi de. Çocuğum, bu öğretmen niye dakika başı bizi çağırıyor? Ne yaptın gene? Şey... Ney? Sınıfın camını kırdım da annen gelsin parasını ödesin dedi. Ne? Çocuğum, senin anan para mı basıyor ya? Başlarım senden, yürü! Hacı sen ne olacaksın? Sen de haklısın. Neyse, elbet oraya geleceğim ve bunun hesabını soracağım sen.
emanet edecek birini bulana kadar bende kalır. Sen de görmek istediğinde gelirsin. Bırakacak değiliz ya. Ayşegül. Hı. Bir bakıcı falan mı tutsak acaba? Tutsak derken? Biz diye bir şey yok Can. Sizli bizli konuşma. Ya hemen terslemesene beni. Ay Can. Eve bırakmana müsaade ettim diye beni pişman etme. Müsaade ettim diye mi? Evet. Ayşegül, biz bu işe birlikte girmedik mi? Ha? Birlikte girdik. Ben ne yapayım yani? Şimdi bırakıp arkamı dönüp gideyim mi? Doğru. Hiç yapmadığın şey. Hem sen öyle hemen dikbaşlılık yapmasana bana ya. Allah Allah. Bu işi birlikte halledeceğiz. Ben hayatım boyunca her şeyimi tek başıma yaptım Can. E, tek başına bebekle büyütmedin herhalde değil mi? Ay Can! Bağırma ya, bebek uyanacak. Vallahi Ayşegül, Ece sana bu bebeği ne kadar emanet ettiyse Efe de bana o kadar emanet etti. O yüzden beni dinleyeceksin. Ay hayır ya, hayır, dinlemek istemiyorum ya, dinlemek istemiyorum. Uzatmayayım artık. Hayır efendim, gerekirse uzatalım. Ay yeter, yeter, bırak. Sağ ol beni getirdiğin için. Getirdiğin derken pardon? Evet, getirdiğin için. Ben de geliyorum. Hayır, gelmiyorsun. Gelebilir miyim diye sormuyorum sana. Geliyorum diyorum. Yürü sana. Yürü sana yeter. Aç şu kapıyı. Aç Mica. Hayır. Anlamıyorum yani. Ben sana kötü bir şey söylüyorum. Ya Can, sen bana bir şey söyleme. İyi ya da kötü. Bana bir şey söyleme. Sadece sus. Ayşegül, bu neyin fevrilliği ya? Ben sana ne yaptım? Tamam yani, bir şey yapmış olabilirim ama bunda bebeğin kabahati ne? Bana bak, ondan senin kadar ben de sorumluyum, anladın mı? Ya istemiyorum, istemiyorum ya. Ben bebeğe kendim bakarım, tamam mı? Sen de gelip ancak gözünle bakarsın. Ayşegül. Bebek nerede? Bebek! Açtım. Ay çocuğum ya. Ben seni nasıl unuttum? Of, kahretsin ya, inanamıyorum. Aklım çıktı. Ay, sen bir de bana sor Allah aklını. Kapa. Zaten her şey senin yüzünden. Car 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 konuşursan kafamı karıştırırsın. Kızım, bebeği sana ben hatırlattım. Ben ne diyorsun sen? Aç şu kapıyı çabuk. Hadi. Ne oldu? Açsana kapıyı. Anahtarım içeride kaldı Can. Mükemmel vallahi. Mükemmel. Senin yüzünden. Ne yapacağız şimdi? Dur, üşüyecek. Üşüyecek tabii. Ne yapacağız? Ben mutfak camından gireceğim yine. Şu. O mutfak camını Murat yaptırdı Can. O mutfak camını Murat yaptırdı Can. Evet. Neyse, tut şunu. Tut sen şu bebeği, benim aklıma bir fikir geldi. Ne yapıyorsun? Uzak dur, uzak. Vallahi tebrikler Ayşegül, gerçekten yani. Şimdi sabaha kadar efil efil esecek, şimdi ciğerlerimize işleyecek. Ay ne yapsaydım Can, ne yapsaydım yani? Bu soğukta dışarıda tir tir titrese miydik yani? Dağın başında çilingir mi çağırsaydık? Neyse, zaten yeterli bu kadar. Artık gidebilirsin, gerisini ben hallederim. Ayşegül, beni kovup durmaz mısın artık lütfen? Ağlattın çocuğu. Ben ağlattım değil mi? Evet. Dur, dur teyzesinin gülü. Teyzesinin gülü, ağlama. Ağlama, ağlama teyzesinin gülü. Ağlama çocuğum ya. Ne oldu teyzesinin gülü, ne oldu? Şşş. Uyusun da büyüsün.
işte başarısın. Ayşegül bir bağırma be, bağırma. Çocuğun aklı çıktı, duymuyor musun? Sen çok biliyorsun çünkü Can, değil mi? Çok biliyorsun. Her şey bitti, bir çocuk psikolojisi başladı. Al sen sustur. Ver. Yavaş. Gel. Ağlama teyzeciğim, ağlama. Ne oldu? Bak. Ay, bundan nasıl çıkıyor böyle bir koku ya? Çabuk götür, altını değiştir şunu, çabuk. Hayır, al sen değiştir. Ben niye değiştiriyormuşum ya? Ya Allah Allah, ben ne anlarım bebek bezi değiştirmekten Ayşegül? Ay çünkü ben çok anlarım, değil mi Can? 4 tane çocuk büyüttüm, okuttum, mürüvvetini gördüm çünkü. Hastanede hemşire ne yaptığı gibi yap işte. Olmaz. Öyle tek başıma falan yapamam ben. Birlikte yapacağız. Bu bebek bizim ortak bebeğimiz. Ağlama. Ya Ayşegül bak, Allah'ın adını verdim, sen değiştir bebeğin altını. Lütfen diyorum sana, lütfen. Ya kolaysa sen atacaksın ya. Büyük şey nasıl çıktı ya? Çıkmış vallahi, boyundan büyük çıkmış. Ay neyse, tamam, sakin. Alsana onu Ayşegül, al. Ay bölümü kapatmaya çalışıyorum şu an. Ay. Ben kapatayım. Sağ ol. Tamam Can, al şunu. Ayşegül ben ona asla dokunamam. Kesinlikle dokunamam. Beni dikirtme, al şunu. Hadi altını temizleyeceğim daha. Can! Oğlum hangisi bebek bunların ya? Can, iyisin artık. Hadi toparlan ya. İyiyim. Kalkacağım birazdan. Öyle altını görünce bir midem bir kalktı. Fenalaştı ama iyiyim şimdi. Sıkıntı yok yani. Kolonya getireyim mi? Vallahi getirsene Ayşegül. Getireyim. Zaten bütün ailecek kolonya bağımlısınız. Size böyle depo almak lazım. Hayda, ne oldu ya? Ay teyzişko, ağlama ne olur ya. Of. Can aşağıda maması kaldı tabii. Kalk mamayı getir çabuk. Ayşegül. Ne? Ya ben mi getireyim şimdi mamayı? Şurada baygın baygın yatıyoruz. Sen getirsen. Can hadi, ağlıyorum. Çıldıracağım şimdi. Hadi kalk, al ya. Allah Allah. Alır mısın mamasını? Tamam. Acele ettirme. Kalkıyorum. Tamam. Hadi. Hadi çocukla ilgileneceğim hadi. Tamam. Allah Allah. Ya kötüyüm ya. Kadında acıma yok ki kardeşim. Can onu yap, Can bunu yap. Can mama getir, Can onu getir, Can bunu getir, Can şunu getir. Ah! Can hadi. Kim mama getiremedi ya, mama. Hay başlayacağım mamana. Sen burada bekle. Ben hemen oğlumu bu hayattan kurtarıp geliyorum. Yokuz evde. Gidin. Can, aç şu kapıyı oğlum, çabuk. Anne. Oğlum ne oluyor orada? Açsana şu kapıyı. Geldim. Ay. Can, ne yaptılar sana yavrum? Ne oldu?
oldu sana oğlum? Kim bilir ne olacak ilişki durumu karışık. Nasıl oldun oğlum? Nasıl belin bırkın? İyiyim iyiyim anne vallahi. Daha iyiyim. Bir sen eksiktin ya. Ailecek mi sonuç? Kalk oğlum kalk. Kalk eve gidelim. Ben evde bakarım sana. Aa, anne ağrıyor benim belim. Çok kötü bir vaziyette ya. Ben hiçbir yere kalkıp gidemem yani. Ama istiyorsan sen gidebilirsin tabii. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben seni bu halde bırakıp nasıl gideyim el alemin evinde? Madem sen kalkamıyorsun, o zaman ben kalırım burada. Ay, sana ne oldu teyzeciğim? Hayda. Bir de bir niye ağlıyor bu? Bilmem. Biraz gürültü oldu herhalde. Ayrıca bu demeyin lütfen. Aman demem. Adı ne? Adı yok. Yani biz de bebek diyoruz. Yok oğlum. Mümkünü yok bu iş böyle süremez. Sabah ilk iş şu akrabaları dolaşın bir siz. Ay ne kadar yaratıcı bir şey. Hiç aklımıza gelmemişti çünkü. Dur teyzeciğim ne olur ağlama ya. Ne olur. Efendim Murat? Ayşegül iyi misin? Seni merak ettim. Birkaç kere aradım ama cevap vermedin. Bir türlü ulaşamadım sana. Ya bebekle uğraşmaktan cevap veremedim ki. Bebek mi? Ne bebeği? Aa doğru sen bilmiyorsun. Dur anlatayım. Efe ile Ece bir tane vasiyet bırakmışlar. Güngülü ağlama artık bak ne olur ya. Birazcık sus lütfen. Hadi. Bak mama da geliyor. Rabbim benim kabahatim neydi? Bu yaştan sonra bana ne yapıyorsun? Bebek ağlaması dinletiyorsun. Ay iyi ki bizim torun işi gerçek değil. Allah'ım daha gençliğimi yaşamadan bebek bebek bakamam ben. Yok olmaz çok erken. Can, nasıl oldun oğlum? Elin nasıl? İyiyim iyiyim anne. Daha iyi. Vah 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 yavrum ya. Neler geldi senin de başına. Tam da evlilik arifesinde. Anne, hazır sen de evdeyken biz bir Ayşegül'le Ece'nin annesine gidip gelelim diyoruz. Aa, durun ayol. Ben bunu ne yapacağım? Bunu da alın öyle gidin. Olur mu anne öyle şey ya? El kadar bebeğiyle bir sokak sokak nasıl dolaşalım? Ay yok. Ben istemem. İstemem. Anne. Bak bana ne gelmiş. Can? Yoksa bu o ünlü mağazanın açılışı mı? Aynen. Hem de VIP. Ay. Çok sevindin değil mi? Evet. O zaman tamam. Sen önce bebeğe bak. Ondan sonra da mağaza açılışına git. Ha bir de unutmadan dedeme söylersen şu camı bir yaptırıversin. Oldu mu? Annem benim. Tamam. Hadi siz gidin. Çok geç kalmayın ama sakın. Çok sağ ol. Kadın resmen rüşvet aldı ya. Alo Murat. Alo Ayşegül evde misin? Bebeğe bir şeyler aldım onları bırakmak istiyorum. Evde değiliz biz. Kimle mi? Can'la. Can'la mı? Ayşegül sen ne yapıyorsun? Murat dün anlattım ya hani bebeğin anneannesine gideceğiz. Peki tamam ararım seni. Bay bay. Ne yapsam ne desem yine yanımda Can var.
Çıkart şu herifi artık hayatından Ayşegül. Çıkart artık ya. Efendim Elif. Can. Bugün doktor kontrolü var biliyorsun değil mi? Nasıl yani, neredesin? Bebeğin akrabasına gidiyoruz. Ayşegül'le. Ece'nin annesine. Anladım. Yok, çok uzun sürmez. Ben hemen gelirim senin yanına işimiz bitince. Tamam. Tamam hadi. Ben de öptüm. Artık hayatımdan Ayşegül ya. Bebeği de al çık. Can bak bir şey söyleyeceğim. Bak Mübera teyze kazadan sonra biraz içini kapanmış diyorlar. Yani çok doğal tabii. Yani böyle bir gel gitleri olmuş ama umarım aşmıştır o günleri. Yani böyle sinirli bir kadındır falan ama özünde iyidir. Yani sen alttan al olur mu? Ayşegül amma yaptın ya. Yani kadın en fazla ne diyebilir ki? Ya ben diyeyim dedim. Hadi. Can burası. Kaç yıl oldu görüşmeyeli. Bir gittin dönemedin Almanyalardan Mümtaz. Mümtaz derken? Seni rahmetli kocası Mümtaz sanıyor galiba şu anda. Yapma ya. Beni bırakıp gittin. Bu kadınla mı evlendin ha? Mübera teyze benim o konuyla da bu konuyla da alakam yok. Yani hiç mi gözün izanın yok senin ha? Benden sonra bu kadına nasıl bakabildin? Bir de utanmadan kalkıp eve getirmişsin. Mübera teyze coştu. Dur. Mübera teyze, Mübera teyze ben Ayşegül, yaramaz Ayşegül. Hani böyle ben küçükken bu kadarken işte neyse çok değişmiyor ama işte hatırlamadın mı ya Ece'nin arkadaşı? Ayşegül. Evet. Ece'nin arkadaşı Ayşegül, evet. Ece nerede Ayşegül ha? Sana uyuyor, geceleri eve dönmüyor. O Efe ile fingir demesin. Eve almam vallahi billah. Yani böyle bacaklarını ayırırım onu ben. Ayşegül biz yavaştan kalkalım. Yoksa arıza çıkacak. Hadi canım. Mübera teyzeciğim biz kalkalım. Bırakma. Bunca yıl sonra kalkıp gelmiştin. Yemin ettim bırakma. Bu kadınla gitmene izin vermem Mümtaz. Teyzeciğim bakın benim adım Mümtaz değil. Ben Can Tekin. Hani ünlü oyuncu Can Tekin. Her şey bitti. Kadın her şeyi hatırladı. Bir senin ünlü oyunculuğun kalmıştı. Ayşegül susar mısın lütfen? Can Tekin. Evet Can Tekin. Oh be hatırladı gördün mü teyze Can Tekin? Evet Can Tekin işte Mübera teyze Mümtaz amca değil. Sen bizim güzelim Ayşegül'ü nasıl bırakıp kaçtın nikah masalarında he? Ha kafası geldi. Söyle Mübera teyze söyle. Sen tanıyor musun bu Can Tekin'i ha? Hı. Hani bizim Ayşegül'e tekmeyi koydu biliyorsun değil mi? Mübera teyze tamam kafan gidip geliyor ama tekme mekme olmuyor ya Allah Allah. Biz onlar gibi olmayalım Mümtaz. Teyzeciğim ben şu kolumu rica edeyim yavaşça. Bırakmam, bırakmam. Bırakmam, hakikaten bırakmam. Yok, bırakmam. Mübera teyze sakin ol ya. Sen hala dolaştır bu adamın yanında. Çok iyi yapmış, oh olmuş sana. Deme öyle Mübera teyze. Hadi görüşürüz, iyi bak kendine, dinlen. Hadi görüşürüz. Can, tamam Mübera teyze, görüşürüz. Can, beklesene. Ya beklesene ya. Gelmiyor değil mi o? Ha, çıkmadı. Dışarı. Ayıp ya, Mübera teyzeden mi korktun?
Yani. Neyse, itiraf edeyim. Ben de korktum ya. Ayşegül, bak bir şey diyeyim sana. Bu kadına bebek falan bırakılmaz. Hatta bu kadın kendi kendine bile emanet edilip bırakılmaz yani, o kadar yani. Yok, bırakılmaz. Şimdi nereye? Şey, Ece'nin dayısı var, ona gideceğiz hadi. Kusura kalmayın, çay kahve kalmamış. Bu var içerseniz. Yok, biz almayalım. Bunun da tadı kaçmış ama içince iyi oluyor. Dün akşam zaten konserdeydik, içtik. El salladık, kafa salladık ama yorulduk. Siz niye gelmiştiniz? Biz kalkalım ya. Biz baş sağlığına gelmiştik zaten ama hani ziyaretin kısası makbul tabii. Biz o yüzden kalkalım. Aynen. Niye geldiniz, niye gidiyorsunuz? İyi günler. Bırakın o. Kızım bu ne biçim dayı ya? Böyle adam mı olur? Ay vallahi Can, ben onu en son ortaokulda görmüştüm. O zaman da böyleydi ama yaşlanınca değişir diye düşündüm yani. Neyse bak, son şans Efe'nin kuzeni, ona gidelim. Ayşegül. Ha? Ben oraya gelemem maalesef. Niye? Ha. Elif. Ya doktor kontrolü var da. Anladım. Tabii canım. Önceliğin orası. Pardon. Aa, Handan arıyor. Seni mi arıyor acaba? Yok, biz... Ay... Alo. Efendim Handan Hanım, şey Can yanımda, istiyorsanız vereyim. Ayol Can'ı kim ne yapsın? Ayşegül'cüm ben seni arıyorum, seni. Beni mi arıyorsun? Ne diyor? Şş, dinliyorum. Ayşegül, sana şu kadarını söyleyeyim. Yırttın, hayatın kurtuldu. Bak şimdi neredeysen, ne yapıyorsan hemen bırak, hemen ofise gel, bekliyorum ben. Hadi çok çabuk. Tamam Handan Hanım, hemen geliyorum, tamam. Ne diyor? Niye gidiyormuşsun sen Handan'a? Ne oluyor? Vallahi anlamadım ki. Önemli bir şey konuşacakmış. Ben de bilemedim. Ne konuşacakmış? Sana ne? Senin hastanede işin yok mu? Var. Ben gidiyorum hastaneye şimdi. Sen Handan'a mı gidiyorsun şimdi? Evet. Ben bırakayım seni. Hadi Can, hadi. Selametle. Baş. Ben bıraksaydım ama seni Handan'a. O Handan ne halt yiyor acaba ya? Yani böyle Ayşegül'cüm. Önün açık, geleceğin çok parlak. Ya Handan Hanım, televizyon programı sunmaktan bahsediyorsunuz. Ben nasıl yapacağım ki? Hem canlı yayın diyorsunuz. Aman Ayşegül, kimler yapıyor, sen mi yapamayacaksın? Hem şöyle düşün, halk seni seviyor, seni benimsedi, seni bağrına bastı. Ayol, koskoca kanal yöneticisi seni arıyor, seni istiyorsa vardır bir bildiği, öyle düşüneceksin. Var ya, o teklif bana gelecekti. Canım benim, çok konuşmuyoruz. Ne yapıyormuşuz? Konuşmuyormuşuz. Aferin, hadi çık. Çık, çık, kaybol. Bak Ayşegül, şöyle düşün. Bebek bakmak kolay değil. Bunun maması var, bunun bezi var, yarın öbür gün doktoru var, okulu var. Baş edemezsin. Nereden bulacaksın sen bu parayı? Candan mı borç isteyeceksin? Bu sana göre değil Ayşegül. Senin kendi paranı kazanman şart. Ay çocuk benimmiş gibi davranıyorsunuz Handan Hanım. Elbet bir akrabası sahiplenecek.
Ayşegül bak az çok tanıyorum seni, birbirimizi kandırmayalım. Öyle sahip verecek, gelecekler, alacaklar, ben de vereceğim falan filan diyorsun ama bu işler öyle kolay olmayacak, göreceksin. Olur, niye öyle diyorsunuz ki? Neyse canım, sen öyle hemen karar vermek zorunda değilsin. Bir ölç, bir tart bakalım bu teklifi. Ama artık sorumluluklarım var, öyle düşün. Bak sen çocuk da bakarsın, kariyer de yaparsın. Yakışır sana. Hadi uyu artık çocuğum ya, ne olur ya. Sen uyu ki ben de azıcık uyuyabileyim. Hadi ben ayakta uyusam neyse de, seni ne yapacağız? Dur şu yedek oyuncuyu arayalım bir. Daha iyi misin peki? Yani toparladın mı biraz? Evet evet, biraz daha iyiyim, sağ ol. O zaman... Efendim Ayşegül. Ha, gene mi uyumuyor ya? Tamam, ben birazdan geliyorum zaten. Elif ne oluyor? Elif ya, iyi misin? Can? Can ne oldu? Elif iyi misin? Ha? Ağrı girdi karnıma. Nasıl, böyle kramp gibi bir şey falan mı? Evet. Ayşegül ben arayacağım seni birazdan, tamam mı? Hadi kapat şimdi. Tamam. Ben uyuyacağım şimdi. Dakikada bir ağlar mı bir çocuk ya? Üf! Ben anladım, sen niye ağlıyorsun? Annesizlikten değil mi? Aynı ben. Ne yapacağız şimdi? Gelsene gel. Çocuk üşütmesin, kapa kapıyı. Ağlama çocuğum, ağlama artık. Ağlama lütfen. Ay, ne yapacağım yani? Bak Murat abi geldi. Ayşegül. Ayşegül. Çok mu bunaldın sen? Çok mu belli oluyor? Yani. Bana ver biraz. Hadi 10 dakika bende dursa bir şey olmaz herhalde. Aslında iyi olur ya, ben de bir tuvalete giderim. Tuvalete bile gidemiyorum çünkü. Hadi ver. Dikkat et. Nasıl ya? Ay şaka mı bu şu anda? Sen ululardan ulu musun Murat? İnanamıyorum. İnanamıyorum, çocuk sustu. Neyse bağırmayayım şimdi. Ay Allah gönderdi seni. Gel bakalım. Hmm.
gerçekten şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Çocuğa bak. Mışıl mışıl uyuyor şu anda ya. Resmen çocuk erdi yani, bir şeyler oldu. Nasıl bir huzur verdiysen mışıl mışıl uyuyor şu an. İnanamıyorum ya, bende bir sorun var acaba. Bir şey söyleyeceğim ya. Acaba bebek bakıcılığına mı başlasan? Bak piyasası da boş, patlarsın. Çok ciddiyim, doğal bir yetenek var şu an sende. Doğal. Ne yaptınız Ayşegül? Akrabalardan bir haber çıktı mı? Ece'nin annesinin kafası gidik. Dayısı desen zaten ergenlikte kalmış. Babası da Almanya'da vefat etmişti. Ne olacak peki? Efe'nin kuzenine gideceğiz işte Can'la. Bilmiyorum. Konuşmak da istemiyorum fazla. O da olmazsa? O da olmazsa diye bir şey yok Murat. Yani onu düşünmek istemiyorum. Olmalı çünkü. Hani bebeğin iyiliği için, anladın mı? Aa, nasıl unuttum ben onu? Neyi? Bebek için ufak tefek bir şeyler almıştım. Araba da getireyim hemen. Aa. Ay yani gerçekten inanamıyorum Murat ya, inanamıyorum. Hani biraz daha kalsak bebek mağazası açabilirmişiz. Neyin lazım olacağını bilemeyince öyle her şeyden aldım. Çok teşekkür ederim ya. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Ya bu ne? Aa, çok kullanışlı bir şey. Ver bak. Buradan geçiyorsun. Bir de buradan bebeği içine koyuyorsun. Çok rahat. Nasıl yani? Düşmüyor mu? Yok, hayır bak. Göstereyim ben sana. Ne kadar gelişti her şey. Anladım, anladım. Ay, pardon. Efendim Can? Ayşegül, bugün seninle Efe'nin kuzenine gitmiyor muyduk? Geldim ben, evin önünde bekliyorum. Aa, dur. Tamam, kapat, hemen geliyorum. Ay Murat ya, of. Sana söyledim ya hani Efe'nin kuzenine gideceğiz diye. Can gitmiş, aklımın önündeymiş. Benim de hemen çıkmam gerekiyor. Tabii, ben bırakayım sizi. Çok iyi olur. Hemen çantamı alıp geliyorum. Ayşegül. Ay. Bebeği de alıyorum tabii. Ya Ayşegül, hayır yani anlayamıyorum ki. Biz bu kadar kurabiyeyle pastane açardık. Ne yapacağız bu kadar kurabiyeyi? Ya anlarsın şimdi, yürü yürü. Vereceğim kafana senin. İn oradan. İnmiyorum, bana ne? İnmiyorum. İn. Bak kıracağım o kemiklerini senin. Vereceğim köpeklere bin daha. Benden günah. Allah terlik. Hanımefendi, biz sizinle buraya bir konu hakkında konuşmak için gelmiştik de. Buyurun. Evet, mühim bir konu. Sizin eşinizin kuzeni var ya Efe. Evet var. Var, boyu devrilesi var. Var. Anladım. Nerede acaba kocanız şu an? Kahvededir. Nerede olacak? Anladım. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi eşinizin kuzeni Efe var ya, o bize bu bebeği emanet etti. Biz de istedik ki hani kan bağı olan akrabaları büyütsün onu. Canım, sen bu odada kaç tane çocuk var saydın mı? 5 tane. Aferin, kırmızı kuşağını da getireyim mi? Siz şimdi bize başka bir bebek mi getirdiniz? hazır gelmişken ben size buradan bir tane vereyim ha. Nasıl? Şimdi
Koskoca Cantekin. Bir tanesi çocuğa bakamayacak. Biz burada 7 tane çocuğa bakacağız bu halimizde, öyle mi? Ya şimdi öyle deyince tabii biraz durum şey oldu. Garip oluyor yani hani. Hanımefendi. Hanımefendi ben size yani sorun buysa maddi destekte bulunabilirim. Aa tabii tabii. Siz gene maddi destek verin kardeşim verin. Yani biz vermeyin demeyiz tabii. Hobi olarak gene verin. Ama kurban olayım bize çocuk, bize bebek vermeyin. Bize bebek vermeyin. Hadi canım hadi. Haydi selametle. Kalkın gidin işinize gücünüze bakın hadi. Hadi 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 hadi. Bir de dalga geçer gibi gelmişler de bana bebek vereceklermiş. Hadi. Canım öyle olurmuş. Ne oluyor be? Ayşegül. Ay doğuruyorum. İyi misin? Doğuruyorum. Ay doğuruyor Can. Dur doğurmayın. Sakın doğurmayın. Kocasını arıyor Can. Nasıl arayayım kocasını? Telefonum var bende. İyiyim iyiyim. İyiyim daha iyiyim. Böyle arada bir yokluyor. Ya bugün yarın gelecek tabii. Zamanı çok az kaldı. Yani inşallah. Ay canım benim. Canım. İçimde acımıyor diye şu Sabiye. Ama Cantekin Bey ona çok güzel bakacak. Bizimle olsa sürünür buralarda. Ay estağfurullah canım olur mu öyle? Öyle öyle. Bizimle olsa zavallıcık yetimhanelere düşer. Ah! Bakın aklıma ne geldi. Şimdi sizin böyle zengin arkadaşlarınız falan vardır. Yani böyle çocuk isteyen olursa bizimkilerden birisini verelim onlara. Hayatı kurtulur zavallıcığım. Aklınızda olsun sizin. Tabii tabii. Mutlaka aklımızda. O bizde. Aklımızda o bizim. Merak etmeyin. Bize müsaade. Oturuyorduk. Evet. Yok. Size kolay gelsin. Ya. Gerçekten kolay gelsin. Evet. Size görüşürüz. Görüşürüz. Aklınızda olsun. Bizim bir tane daha var. O şimdi okulda. O daha akıllı. Bunlar gibi değil. Ben size onu versem. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Şaka gibi. Kadın hamile. Ya onca çocuğun kadın hamile. Takribi kaç senedir acaba hamile ya? Çok tutmuştu çünkü. Bırakayım mı sizi? Tamam, tamam bir tanem. Olur, bu halde metrobüse binmeyeyim zaten. Ha bu arada ya, Handan ne diyor sana, ne istiyormuş senden? İş teklif etti. Program teklifi gelmiş. Hadi canım, sana. Beğenemedin mi? Yok da yani. Sen ne dedin peki? Düşüneceğim dedim. Vay be. Çok sevindim senin adına. Gerçekten çok sevindim yani. Fena sevindim. Sağ ol. Biz de Handan'la yollarımızı ayırdık. Daha yeni. Şaşırdın mı? Şaşırmadım. Efendim anne. Ya çocuğum, altınımız karnın tok. Yani ne yapayım anlamadım ki. Ateşin mi var senin? Bayağı ateşi var. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ay, çok. Bir dakika dur.
Dur. Sakin ol, sakin ol. Ne yapayım? Hastane. Ay, ne hastanesi ya? Taksi çağır. Alo. Pardon. Bir araç gönderebilir misiniz lütfen? Ateşi çocuğun üstü oturmaz ki ya. Nerede kaldı bu taksi ya? Çıldıracağım şimdi. Yavrum. Bak şimdi taksi gelince hemen gideceğiz. Doktor amca bakacak, geçecek, tamam mı? Geldi. Dur. Alo. Alo can, bebeğin ateşi çıktı, tamam mı? Ne? Ateşlendi mi? Tamam Ayşegül, bak sen hemen hastaneye geç. Ben de hemen yanınıza geliyorum, tamam mı? Sen sakın telaş etme, ben hemen geliyorum yanınıza. Anne, ben seni hemen indireyim, bir taksiye bin, tamam mı? Ne taksisi? Mağaza açılış, alışveriş. Anne, bebek ateşlenmiş ya, sen hala mağaza diyorsun. Ne diyorsun Allah Allah? Lütfen inip bir taksiye biner misin? Dönerken şoför alır seni. Hayret bir şey ya. De kustu. Ateşi var. Tamam, siz merak etmeyin. Hemen muayeneye alalım. Siz bana güvenmezseniz ben hiçbir şey yapamam. Hadi. Tamam. İyileşecek değil mi? Merak etmeyin. Siz burada bekleyin. Ben birazdan haber vereceğim. Burada mı? Nasıl düşünebiliriz yani? Nasıl onu başkasına emanet edebiliriz, anladın mı? Ben ne biçim bir insanım? Onlar bize emanet etti. Bizi seçti. Ama biz hemen gidip başkalarına bırakmayı düşündük. Ayşegül, onu bırakmayacağız. O bizimle güvende olacak. Biz sahipleneceğiz. Efe ile Ece onu nasıl bize emanet ettiler güvenip, biz de bu güveni boşa çıkartmayacağız. Söz mü? Söz. Nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an sen yanımdasın, saçlarımda, tadımda.
uyanık. Anlat azıcık, korkmadan. Vazgeçme benden, saklanırsam gözlerinden. Kim kime deli, yangın yeri, halleri. Bir dargın, bir barışı. Bu hikaye nasıl biter? Çalışan. Çok tatlı. Çok tatlı. Ayşegül, senin odayı bebek odası yapalım, tamam mı? Olur. Aa bak, bu arada daha bir sürü şey almamız lazım. Bebek karyolası lazım. Sonra masa, hani bebeğin altını değiştirmek için bir masa lazım. Bir de dolap lazım. Doğru söylüyorsun. Ama bak, biz bunları unuturuz. Gel liste yapalım, yazalım. Doğru. Şimdi yaz. Bebek karyolası. Bebek nevresimi. Bebek alt değiştirme masası. Bir de bu bebeğin yıkanan şeyi neydi? Ayşegül. Yavaş, yazamıyorum. Tamam. Bu bebeği yıkanan şey var yani, neyle yıkanıyorsun işte, o neydi onun? Leğen. Aman üf, tamam, leğen yaz. Leğen can. Bir de şey olsun ya, bu böyle hani tepede dönüyor ya, uyutuyor falan. Hani böyle ses falan çıkartıyor. Evet, müzikli. Evet, müzikli. Ben çok severdim küçükken. Neyse, aklımıza geldikçe ekleriz. Evet. Ayşegül. Bizim bebeğe bir isim koymamız lazım. Ha, ben onu düşündüm ya. Benim rahmetli dedemin adını koyacağım. Ali. Ben de rahmetli dedemin adını düşünmüştüm. İhsan. Ay saçmalama, İhsan diye bebek adı mı olur ya? İhsan amca olur, İhsan efendi olur, İhsan bey olur. Ama İhsan bebek olmaz ya. Çok çirkin. Ali olur yani, öyle mi? Çok orijinal Ali. Ali topu tut. Koş Ali koş. Ali elmaların kızardı mı yavrum? Bu mu yani, bu mu yani? Niye rahmetli dedem hakkında dalga geçiyorsun ya? İkisi de olmayacaksa o zaman ne olacak? Buldum. İkimizin ortak dedesinin adını koyalım. İsmail. Evet. Yani şimdi iki tane İsmail olacak ama bizim bebeğe İso deriz. Deriz. İso topu tut. Çok şirin değil mi? Evet. Kızım be. Dedem amma sevinecek ha. Evet. Evet. İyi. İyi. Bu kim ya bu saatte? Ne bileyim, bakarım ben. Dur dur, ben de geleceğim. Uyandırmasın çocuğu bari. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun, kime bakmıştınız? Mine ben. Ece'nin halasıyım. Olanları duydum. Bebeği sizden almaya geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.